Dün Tesla yatırımcıları için güzel bir gündü. Uzun zamandır ilk defa belki de. Çünkü Tesla kötüye gidişatın terse döndüğünü aslında sayılarla açıkladı dün. Ben Tesla'nın bir robot gününde açıkladıklarından da memnundum ama orada sayılar çok somut değildi. İşte ona panik yapmıştı yatırımcılar. Oysa dün sayılar bize gösterdi ki Tesla müthiş bir yolda gidiyor. Neydi? Öncelikle Ciro beklentinin biraz altında kaldı ve 25.18 milyar olarak gerçekleşti. Bu geçen seneye göre %8'lik bir artış ama esas sürpriz hisse başı kardan geldi. 60 sent bekliyordu piyasa 72 sent geldi. Ben açıkçası daha da karamsardım. 55'e kadar inebiliriz diye düşünüyordum. Beni de şaşırtacak müthiş bir hisse başı kar geldi. Bunun sebebi brüt kardaki artış. %19.8'lik brüt kar geldi. Wall Street %17 civarında bekliyordu. Otomotiv tarafında %17'lik brüt kar geldi. Wall Street %14 civarında bekliyordu. Sebebi Tesla'nın maliyetleri aşağı doğru indirmek konusundaki başarısı ve verimlilik yükselişleri olarak gözüktü. Araç başına üretim maliyetini 35.100 dolara indirmişler. Bu tarihteki en düşük sayı şu ana kadar. Muazzam bir verimlilik mücadelesi veriyor Tesla hakikaten. Çünkü Tesla'nın fikrine göre araçları ne kadar ekonomik hale getirirsek pazar o kadar büyüyecek. Bu çerçevede rekorlar kırmaya devam ediyorlar. Bir yandan muazzam bir nakit akışı da yarattılar. 2.7 milyar dolar pozitif serbest nakit akışı yarattılar ve böylece 33.6 milyar dolarlık net nakit pozisyonuna geldiler. Otomotiv sektöründeki en güçlü pozisyon bu çünkü Tesla'nın borcu sadece 7 milyar dolar. Yani Tesla çok kötü günleri, demek kötü günler faizlerin süper yüksek olduğu Tesla'nın yeni araç çıkartmadığı Elon Musk'ın siyasi hafta yaptıklarının Tesla'yı çok olumsuz etkilediğini söylendiği günlerde müthiş performans çizdi. Öte yandan batarya işi de büyümeye devam ediyor. Elon Musk yanıyoruz yanıyoruz talebe yetişemiyoruz diyor bu konuda. Ve bu tarafta Megapack tarafındaki karlılığın %30'lar üzerinde olduğunu gördük. Yine bu da dün gece öğrendiklerimizden bir tanesiydi. Ama asıl tabii önemli olan Elon Musk'ın açıklamalarıydı. Açıklamalarda iki tane önemli veriyi sundu. Bir tanesi 2025'in ilk yarısında ekonomik Tesla'nın piyasaya çıkacağını söyledi. Biliyorsunuz bu çok tartışılan bir konuydu. Tesla tam otonom robo cabi çıkaracak ama daha normal direksiyonlu bir araçta çıkaracak mı ekonomik? Ve onu çıkaracağını söyledi ve planda şekilde gidiyoruz. 2025'in ilk yarısında bu gelecek dedi. Bir diğer önemli açıklama FSD yani Full Self Drive'de tam otonom insansız sürüşe 2025'in ortasında mutlaka varacaklarını söyledi. 2025'in ortalarında Texas'ta taksi hizmetine de başlayacaklarını söyledi. Mevcut Tesla'larda başlayacak bu. Zaten şu anda bu arada çalışanlarına yönelik böyle bir hizmetleri de varmış. İçinde sürücü var hala güvenlik sağlaması için. Ama büyük oranda araç sürücüsüz kendi kendine giderek taksi hizmeti zaten test çalışanlarına bir süredir veriyormuş. Tesla'nın otonom taksi CyberCab ile ilgili en enteresan bir veri verdi. 2025 yılında üretime ufak ufak başlayacağız. 2026'da tam ölçekli üretime başlayacağız dedi. Bu yeni bir iddia. Daha evvel sadece 2026'da üretime galiba başlayacak gibiydi. Ve 2 milyon yılda araç üretmeyi hedefliyoruz Cybercap'te dedi. Başka yine çok önemli bir veri, Cybertruck'ta brüt kar elde etmeye başlamışlar. Bu sektörde çok büyük bir hız anlamına geliyor. Çünkü biliyorsunuz Rivian çok uzun zamandır Cybertruck'a benzeyen elektrikli pick-up'lar üretiyor. Ve hala araç başı ciddi zararları var. Tesla Cybertruck kara geçmiş bile. Zaten hep söylüyorum Elon Musk'ın asıl büyük numarası çabuk ölçeklenme, çabuk kara geçme diye Cybertruck'ta da brüt kar elde etmeye başladıklarını dün öğrenmiş olduk. Yine Tesla, Cybertruck'ın rakipleri olan Hummer EV ve Ford F-150 de uzun zaman üretimde olmadan rağmen bir türlü kâra geçemiyorlar. Tesla Semi yani tır çekicisi hakkında da bir soru sordular analistler ve o soruya şöyle cevap verdi. We have ridiculous demand for the Tesla Semi. Ya yani ne demek bu akıl almaz bir talep var şu anda Tesla Semi'ler için. Bu ürünü alıp adapte etmeyenler kendilerine çok kaybedecekler çünkü işletim maliyetleri Tesla Semi tır çekicilerin çok daha düşük. Cybercap'in otonom taksinin yani 25 bin dolar civarında satılacağını da söyledi Elon Musk. Tesla bu yılın dördüncü çeyreğini çok kuvvetli bekliyor satışlarda. Gelecek yılda yeni ekonomik aracın piyasa çıkmasıyla beraber %25-30'luk satış adetlerinde büyüme öngörüyorlar. Bu tabii çok iyi geldi piyasaya çünkü uzun zamandır Tesla'nın büyümesi bitti mi hikayesini pazarlıyordu bazı ezberciler. Dün öğrendiğimiz başka bir detayda Cybercab'in üretiminde Tesla'nın yeni üretim teknolojisi Unboxed Manufacturing Method diyorlar buna. Onu kullanacaklarını bundan dolayı da aracın çok karlı bir şekilde üretilebileceğini de söyledi. Ve bir yandan da batarya tarafında da 100 GW üretime kısa zamanda ulaşacağız. Yeni fabrikaları kuruyoruz dedi. Bir de Tesla'nın dünya yayınladığı raporun üzerine azıcık gidelim. Orada da enteresan detaylar var. 2.7 milyar dolar gap esas faaliyet karı var diyor. Rekor kurdu burada. 2. 2 milyar dolar gap muhasebesine göre net kar var 3 çeyrekte diyor. Burada da rekor kırdı. 2.5 milyar dolar da non gap net kar var diyor. Burada da rekor kırdı. Burada çok güzel durdukları bir konu. Araçlarda maliyetleri indirmek konusunda çok hırsızlar. 35.100 dolara indirdik diyor. Bir aracın maliyetini bu da zaten bu çeyrekteki kar marjını yukarı doğru tırmandıran temel konuydu. Serbest nakit akışı 2.7 milyar dolar oldu. Esas faaliyetlerden gelen nakit akışı 6.3 milyar dolar. Yani şu ana kadarki en büyük yatırım harcamalarından birini yapmasına rağmen bu muazzam esas faaliyet nakit akışı sayesinde 2.7 milyar dolar serbest nakit akışı yapmış ve toplam kenardaki nakitini de 2.9 milyar dolar daha artırarak 33.6 milyar dolara getirmiş. Bu arada bir bilgi de vereyim size. Hani burada Tesla acaba üreticilerine, tedarikçilerine para mı ödemiyor derseniz hayır orada da sektörün en iyi ödenen bir tanesi 60 günlük ortalama ödemesi var. Yapay zeka gücümüzü yani işlem gücümüzü %75 oranında artırmış durumdayız diyor. Cybertruck Amerika Birleşik Devletleri'nde 3. en çok satan elektrikli araç haline geldi 3. çeyrekte diyor. Hani satmıyor diyorlar diye. Bunun da var derseniz Model Y ve Model 3 var. 100 bin dolar civarında bu aracın fiyatları vardı 3. çeyrekte. Şimdi daha ucuz modeller çıkıyor. Ona rağmen muazzam bir satış yakalamış durumdalar ve kabaca 2 2 milyar mil şu ana kadar tam otonom sürüşte yol aldı araçlarımız diyor. Bu sayede bunların öğrenme eğrileri de hızlı bir şekilde tırmanıyor ve yapay zeka yatırımlarımızı da hızlı bir şekilde artırıyoruz diyor. Enerji tarafında biliyorsunuz büyük bataryalar tarafı da var. Orada 200 megapak ürettik bir haftada Lertop'taki fabrikada bu fabrika yeni yeni ayağa kalkıyor. O tarafta da kuvvetle gidiyor her şey. Sayıların detayları otomobil tarafındaki ciro 20 milyar 16 milyon dolar. Geçen seneye göre %2 büyüme var. Enerji depolama yani batarya tarafında %52'lik büyüme var. 2 milyar 376 milyon. Ve bir yandan da tabii hizmetler cirosu da büyüyor. Park büyüdükçe araç parkı. %29'luk büyüme orada var. Toplam ciro %8 büyümüş ve 25 milyar 182'ye gelmiş durumda. Yani Tesla artık 100 milyar dolar üzeri yıllık ciro yapan bir şirket haline geldi. Bürt kar %19.8 bu geçen seneye göre 195 bas puanlık bir artış anlamına geliyor. %20 diyelim kabaca bunu hiç de hiç kimse beklemiyordu. Çok enteresan bir şey. Şirket ciroyu büyütürken faaliyet giderlerini azaltmayı beceriyor. Hatırlarsanız bir önceki çeyrekte yoğun işten çıkartmalar vardı. Artık onlar sayılara yansıyor. Bizim belki hesaplamalarda biraz Yıldığımız konulardan bir tanesi de bu oldu. Bu sayede esas faaliyet giderleri yüzde altı azalmış durumda. Operasyonlara gelen kar 2 milyar 717 milyon dolar. Geçen senenin 54 üstünde bakın ciro yüzde 8 üstünde. Esas faaliyet karı 54 üzerinde. Esas faaliyet kar marjinde yüzde %10 10.8'e gelmiş durumda. Bu da geçen sene göre 323 bas puanlık artış anlamına geliyor. Bütün bunları üste koyduğumuzda net kara baktığımızda 2 milyar 167 Gap standartına göre yüzde 10 yeri geçen sene göre artmış. Nangepe göre ise 2 milyar 505 olmuş geçen sene göre 8 artmış. Burada nakit akışında detayını görüyorsunuz. 6 milyar 255 faaliyetlerden net nakit akışı var. Muazzam bu dönemde yatırım yapmışlar. 3 milyar 513'lük. Ona rağmen serbest nakit akışı 2 milyar 742 ve böylece 33 milyar 648 milyon dolarlık net nakite ulaşmış durumdalar. Geçen sene göre %29 artış var. Yani bunlar Tesla'nın hakikaten bu kadar zor günlerde bile neler başarabiline dair muazzam göstergeler. Üretim kapasitesi de enteresan. Burada Tesla Cybertruck'ta 125 bin kapasiteye ulaştıklarını söylüyor. Şu anda hala Tesla Semi tır çekicisinde pilot üretimdeler. Fabrikayı inşa ediyorlar. O da devreye inşallah yakında girecek. Burada da farklı ülkelerdeki fabrikaların üretim kapasiteleri var. Şanghay Çin fabrikası 1 milyonu zorluyor artık. Muazzam gidiyor o tarafta. Tesla'nın yapay zeka kapasitesiyle ilgili planlarını da burada görüyorsunuz. Müthiş basamaklarla tırmanarak geliyor. Şu anda şu seviyelerdeyiz. Buradan biraz daha tırmanacak gibi gözüküyor. Biraz derken baya. Bu sayede otonom sürüşü de çözeceğiz diyor. Şu anda 29.000 adet H100 Nvidia çipinden oluşan yapay zeka merkezimiz devrede. Bunu 50.000'e 50 çıkaracağız. Ne zaman? Ekim'in sonunda. <laughs> Önümüzdeki 10 gün içerisinde. Bu konuda Nvidia CEO'sunun bir açıklaması vardı. Biz böyle bir şey görmedik. Bu kadar büyük bir yapay zeka veri merkezini bu kadar hızla devreye kimse alamaz. 3-4 yıl sürecek işleri haftalar içerisinde tamamlıyor Elon Musk. Biz de anlamıyoruz nasıl bu işi yaptığını bir açıklama yapmıştı Nvidia'nın CEO'su. Bu arada hani bir de elektrikli araçlar öldü falan gibi abuk subuk şeyler söyleyen ekonomistler var yani alanları çok aşan. Pek öyle değil aslına bakarsanız çünkü baktığımızda Çin haricinde ve Çin'i dahil ettiğimizde dünyada elektrikli arabaların toplam satışları içindeki payını görüyoruz. Bunlar saf elektrikliler, hibritler değiller ve rekor sayılara ulaşmış durumda %12'yi geçti diyor şu anda hibritlere katınca %40'lara yaklaşıyor neredeyse. Tabii Çin haricindeki dünyada bu iş biraz daha yavaş. Çin'i içine kattığımız zaman %12'yi geçmiş durumda ve tırmanışa devam ediyor. Yine benim ilgimi çeken grafiklerden bir tanesiydi. Sonra fotoğraflar var. Cyber Cabin fotoğrafı. Bakajı çok büyük. Hakikaten aracın enteresan. Kapılar yan olarak açılıyor. İşte süper fütüristik projesi. milibüsü. Bu biraz tuhaf gözüküyor hakikaten ama inanın enteresan bu huyu var. Böyle çok tuhaf gözüken şeyleri sonra aynen üretiyor da. Cyber da bunu yaşamıştık. Geçen hafta duyurdukları kablosuz şarj sistemi, bunu Almanya'dan satın aldıkları bir şirket üzerinden yapıyorlar ve süper verimli olduğunu söylüyorlar. Bir de bu toplantıda robot taksilerin 1 kWh saat enerjiyle 5.5 milyon yapabileceğini açıkladılar. Bu da sektör rekoru ve müthiş verimli bir sayı. Evet, bütün bunlar ne anlama geliyor? Tesla'da kötü hikayenin sonuna geldik. Daha iyi bir hikayeye geçiyoruz. Ben aslında bir robot günden sonra da aynı şeyi söylüyordum. Fakat o gün Wall Street'i beklediği sayılar açıklanmadığı için piyasa biraz korkmuştu. İşte fazla böyle hava civa gelmişti projeler. Oysa şimdi ne diyor Elon Musk? Gelecek sene ekonomik arabayı ilk yarısında piyasaya çıkarıyoruz. Gelecek sene %30'luk araç satışı artış bekliyoruz. Bu sene 4. çeyreği çok kuvvetli bekliyoruz. Gelecek sene tam otonom sürüşe ulaşmış olacağız. Zaten şu anda kendi çalışanlarımıza bu hizmeti veriyorduk. Bunu genişletmeye başlayacağız taksi hizmetini. Önce Teksas'ta başarılı olacağımızı tahmin ediyoruz. Teksas Cumhuriyetçilerde biliyorsunuz onun da etkisi var. Ve 2026'da da CyberCap üretimine tam gaz başlayacağız. 2 milyon yılda araç üreteceğimizi düşünüyoruz orada. 25 milyar dolar civarı satılacak bunlar. Tesla Semi tam gaz gidiyor. Tesla Cybertruck'ta kâra ulaştık daha ne desin Elon Musk. Elon Musk'ı short yanlara, Tesla'dan şüphe geçmiş olsun diyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.